İyi akşamlar sayın seyirciler. Yeni bir hafta ile birlikte 19 akşam bülteninde bugün de gündeme ekranlara taşıyor olacağız. Herkese iyi haftalar dileyerek yarının gündeminden bir haberle başlıyoruz. Sayın seyirciler, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak her yıl coşkuyla kutlanan Mevlüt Kandili 22 Aralık Salı günü yani yarın idrak edilecek. Mevlüt Kandili onuruna ildeki tüm camilerde çeşitli programlar düzenleniyor. Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısıoğlu hem Mevlüt programları hakkında hem de günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarda bulundu. İslam alemi 22 Aralık Salı günü Mevlid Kandili'ni kutlayacak. Doğdu ol saatte ol sultanı din, nura gark oldu semavat-ü zemin. Kelime anlamıyla doğum zamanını ifade eden Mevlid, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğduğu geceyi niteliyor. Yüce Rabbimizin insanlığa gönderdiği son elçi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan getirdiklerini anlamak ve Peygamberimizi örnek almayı özümsemek, ona olan derin sevgiyi gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince dönüştürmeyi amaçlamak için milletimiz öteden beri Mevlid Kandili'ni bir programla kutlar. Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolukısıoğlu, Mevlid Kandili'nin dualar ve tövbelerle geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Tabii bu programda sadece Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif okunmakla kalınmaz. Günün anlam ve önemi hakkında açıklamalarda bulunan Kolukısıoğlu, bütün camilerde program yapılacağını hatırlattı. Mevlid Kandili vesilesiyle ilimizin bütün camilerinde, 2075 camisinde oranın durumuna göre mutlaka bir program yapılacaktır. Bu mübarek günde vatandaşın camilerde olması gerektiğini söyleyen Kolukısıoğlu, tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Alemlerin Efendisi'nin doğum yıl dönümü vesilesiyle onun örnek hayatını, örnek ahlakını hayatımıza uyguladığımız zaman dünya ve ahiret mutluluğunu yakalamış oluruz. Ben herkesin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Sayın seyirciler, Ordu'da geçen haftayı 11 lira 50 kuruştan kapatan fındık yeni haftada da istikrarı korudu. Binlerce üreticinin yakından takip ettiği fındıkta borsa yeni haftada 11 lira 50 kuruştan açılış yaptı. Ordu'da serbest piyasada bir ay önce kilosu 14 ile 15 liradan satılan kabuklu fındık fiyatları 11,5 liraya kadar gerilerken iç fındık piyasasındaysa amansız bir rekabet yaşanıyor. Şu an bizim satışımız 45 lira. Ordu Ticaret Borsası'nda %50 randımanlık kabuklu fındık kilosu 11,5 liradan işlem görürken serbest piyasadaysa bu fiyat 12 liraya kadar çıkıyor. Üretici ise yastık altı fındıklarını piyasaya sürmek için fiyatın artmasını bekliyor. Bu millet diremeyecek, fındığı satmayacak. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. Bu fındık 15, 16, 17 liraya kadar çıkacak yani. Ben üreticiye sesleniyorum, ben direniyorum yani. Satmıyorum fındığımı da, benim de fındığım var. Bu pazara fındığını indirmesin. Vallahi Allah bilir ama artması lazım, artar. Çünkü fındık eğleyenler birinci ayda artar. Üretici kabuklu fındık fiyatlarının artmasını bekleye dursun, iç fındık piyasasındaysa oldukça hareketli bir rekabet yaşıyor. Fındığın merkezi konumundaki Ordu'da kuru yemişçilerde kavrulmuş iç fındık 45 liradan satılırken bazı büyük firmalarda 70 liraya kadar çıkıyor. Şu an bizim satışımız 45 lira. Yani fiyatların aslında tüketici açısından biraz daha düşük olması lazım ki herkes fındık yesin. Öte yandan 30 veya 31 Aralık günü yılbaşı kutlamaları sebebiyle iç fındık fiyatı kuru yemişçilerde 55 lirayı bulabilir. Piyasanın arz talep dengesi biraz o gözetiliyor. Bir de fındık fiyatlarında yükseliş olursa haliyle otomatikman yansıyor. Yani 45-50 geçmez gibime geliyor yani yılbaşında da 50 lira civarında bir satışımız olur diyorum. Evet, fındıkla bağlantılı bir haber daha paylaşalım. Kabadayı Ziraat Odası İyi Tarım uygulaması ile yarı organik fındık yetiştiriyor. Uygulamanın detaylarını Kabadayı Ziraat Odası Başkanı İdris Kurt anlattı. Kabadüz Ziraat Odası il ve ilçe tarım müdürlükleri ile ortaklaşa İyi Tarım uygulaması yürütüyor.
Uygulama kapsamında Ziraat Odası danışmanları tarım müdürlükleriyle beraber zirai ilaçlar kullanılmadan fındığı daha verimli hale getirmek için çalışmalar yürütüyor. İl tarım ve ilçe tarım müdürlüklerimizle beraber iyi tarım uygulamamız var. Burada 24 kişi iyi tarım uygulamasına seçildi. Biz isterdik her köyden olsun ama her köyden şimdi çok, ilçemiz çok alan geniş ve ilçemizin de istediği yani biraz fazla arazi, dönümü fazla olan arazilerde istedikleri için 24 kişi böyle fazla arazisi olandan iyi tarım uygulamasına göre sertifikalı fındık üretimi. Bunda zirai ilaçlar, alfatoksin yapan ilaçlar kullanılmayacak. İşte fındığı nasıl daha verimli hale getiririz? Çalışmalarla beraber fındık yarı organik hale getirilecek ve bu uygulamayı yapan üreticilere sonunda sertifika verilecek. Tarım il ve ilçe müdürlüklerinin üreticilere zirai ilaç kullanmamaları için destek ve farklı yöntemler sunduklarını söyleyen Kabadüz Ziraat Odası Başkanı İdris Kurt, daha iyi ürün yetiştirmek için tarım il müdürlüklerinin büyük destek olduklarını söyledi. Ürünümüz tam değil ama yarım organik vaziyete gelecek. Tam organik vaziyette değil, yarım organik vaziyete gelecek. İşte bu sene o çalışmalara devam edildi. Tarım il ve bundan dolayı destekleme veriyor bu çiftçilerimize. Hani zirai ilaç kullanmasınlar, hani parasını biz verelim. İşte zirai ilaç yerine tırpan motorla bahçe altı temizlensin. Bazı çapalama işlemleri var işte. Bunların parasını tarım ilçemiz veriyor. Hani destek, daha iyi ürün yetiştirmek için tarım ilçe, il müdürümüz de bizi destekliyor sağ olsun. Bu vaziyette çalışmalar devam ediyor. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı'nda hareketli saatler yaşanıyor. 27 Aralık Pazar günü yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Genel Kurulu seçimleri için Osman Çakmak adaylığını açıkladı. 28 Kasım tarihinde başlayan ilçe kongrelerini tamamlayan Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri 27 Aralık'ta yapılacak olan İl Başkanlığı Kongresi'ne kilitlendi. 27 Aralık Pazar günü yapılacak olan kongreye sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'na resmi olarak adaylığını koyan ilk isim Osman Çakmak oldu. Kıymetli arkadaşlarım, İl Başkanlığı seçimi var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurla, gururla göğsünde altı oku taşıyan sizlerden birisi olan Osman Çakmak bugün burada sizlerin huzurunda yapılacak olan İl Başkanlığı seçiminde il başkanlığına aday olduğumu açıklamak istiyorum. Osman Çakmak yaptığı açıklamada göreve gelmeleri halinde yerel seçimlerde kaybedilen 20 belediyenin tekrar kazanılması için mücadele edeceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapabilmek, Ordu'da 20'de 0 olmuş belediyeleri tekrar ele alabilmek ve halkımızın yüreğine, içine, düşüncesine, eline, evine girebilecek bir anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi'ni daha yüksek mertebelere çıkartmak için aday olduğumu sizlere ifade etmek istiyorum. 27 Aralık tarihinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı yarışında Osman Çakmak'ın yanı sıra aday olacakların arasında İsa Yazıcı, Atilla Şahin ve Erhan Köleoğlu'nun ismi geçiyor. Ordu'da eğitimlerini devam ettiren yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlandığını ifade eden Altınordu Kaymakamı Şenol Esmer, 412 öğrenciden 250'sine okul kıyafeti yardımında bulunulduğunu açıkladı. Ordu'da çok sayıda yabancı uyruklu öğrenci var ve bu öğrenciler farklı okullarda eğitim görüyorlar. Altınordu Kaymakamı Şenol Esmer bu öğrencilerin eğitimleriyle ilgili bir kurul olduğunu ve belirlemelere göre 412 öğrencinin 250'sine kıyafet yardımında bulunduklarını söyledi. Biz şimdi yabancıların eğitimiyle ilgili bir üst kurulumuz var. Milli Eğitim, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde bir işte bu işin uzmanları, rehber öğretmenleri, dil bilenlerin oluşturduğu bir kurul var. O kurul gelen çocukları alıyor, bakıyor, değerlendiriyor. İlkokul, ortaokul, kaçıncı sınıf, nereye olduğuna karar veriyor. Okullara dağıtıyor ve biz bunları okullarda sınıflara paylaştırıyoruz. Ve bunların içerisinde biz geçen arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz bir değerlendirmede gelen
kayıt olan, yani bize devam eden 412 kişiden 250 kişisinin kıyafetlerinin okuldaki çocukların eğitim gördüğü okuldaki çocukların kıyafetine uygun olmadığını değerlendirdik. Biz bunların okul kıyafetlerinin tamamı, kabanından ayakkabısına kadar tamamını aldık. Ve okul müdürlerine özellikle bu konuda görev vermiştik. Bu komisyon oluştur. Bu çocukların giyimlerini yapın, pazarlıklarını yapın ve sonuçlarını da bize faturalarla beraber gönderin. PDB ödemeye var. Yani yaklaşık 22 bin civarında bir kaynakta biz bunlara transfer ettik ki gelen insanlar uzun dönem kalıp belki bizim vatandaşımız olacaktır. Yani bilemiyoruz. Onun için de bunların bizim içerimizde misafir olduğu süre içerisinde insanca yaşamaları için kendi vatandaşlarımızın yanında bunları da bu şekilde İAŞ ve ibadilerine katkıda bulmaya çalışıyoruz. Esmer ayrıca genel olarak orduda Suriyelilerin daha fazla olduğu görüşü olmasına karşın orduda 5 tane Suriyeli öğrenci olduğunu ifade etti. Genel anlayış bunların hepsi Suriyelidir gibi ama benim kayıtlarımda 5 aile Suriyeli var. Iraklı olan çok daha çoğunlukta. Afganlı olanlar var. Var epey. İranlı olanlar var. Yani sıralama Irak, Afgan, İran ve Suriye olarak şey yapılıyor. Bunlar da 300 dediğim gibi 50 aile civarında. Evet, sosyal belediyecilik anlayışına başarılı bir örnek teşkil eden Altınordu Belediyesi ile devam edelim akşam bültenimize. Altınordu Belediyesi sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlara çorba ikram etti. Çorbalar bizzat Altınordu Belediye Başkanı Egin Tekintaş tarafından ikram edildi. Olur. Ordu'da sabah çorbası Altınordu Belediyesi'nden. Bak bence hemen taze her şey. Sıcak. Sabahın erken saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşların içi belediyenin ikram ettiği çorbalarla ısındı. Altınordu Belediyesi tarafından Bucak Mahallesi'ndeki Pazartesi Pazarı'yla yeni mahallede bulunan Cumartesi Pazarı önünde kurulan standa ikram edilen çorbalar kahvaltı yapma imkanı bulamayan vatandaşları memnun etti. Kış günü özellikle çevre mahallelerden gelen, çevre ilçelerden gelen hanım kardeşlerimizin, büyüklerimizin, pazar esnafımızın bugün önemli bir günü, soğuk bir gün. Dolayısıyla soğuk günde içimizin ısıtılması lazım. Onun için de Altınordu Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz proje içerisinde çorba dağıtımını özellikle ekmeğiyle beraber en azından sabah bir sıcak çorbayla buluşmasını sağlıyoruz. Bundan dolayı ben özellikle ekibimize teşekkür ediyorum. Daha önce planladığımız bir projeydi ama kış şartları bunun için önemli. Biz de kış şartlarında bu soğuk ortamda bir sıcak çorbanın bir önemi olduğuna dikkat çekiyoruz. Ve bu vesileyle de inşallah her pazar yerinde mümkün olduğunca bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Yoğun pazar yerlerimiz var. Vatandaşımız hareketli olduğu saatler var. Esnafımızın özellikle geldiği hareketli olduğu saatler var. Bu saatlerde başlayıp saat 10'a 11'e kadar sürecek şekilde çalışmayı devam ettireceğiz. Beklentimiz şu, bir sıcak çorbaya kavuşan, özellikle de soğuğun ortamında sıcak çorbayı bulan milletimizin bir belediyenin varlığını, belediyenin sosyal projesinin varlığını hissetmiş olması. Bunu da sağlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Bir kez daha Altınordu Belediyesi olarak bu çalışmaları farklı alanlarda sürdürmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Soğuk havada ikram edilen sıcak çorbaları içen vatandaşlar, çorba ikramı yapan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a teşekkür etti. Güzel, böyle güzel. Bu uygulama güzel mi? Evet, her zaman şey yaparız, bekleriz. Abi. Bu soğuk günde sabah sabah çorbayla bizi çok sevindiriyor. Teşekkür ediyoruz komple belediyemize. Allah razı olsun belediyeden. Çok sağ olsun belediyemiz. Allah razı olsun. Yeni Mahalle ve Bucak Mahallesi'nde pazar yerlerinde gerçekleşen uygulama diğer pazar yerlerinde de hayata geçirilecek. Evet, haberimizi ilave olarak aktaralım. Bu uygulamayı aynı zamanda Ünge Belediyesi de başlattı. Evet ve bir diğer haberle devam edelim. Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bulunan Balıkçı Barınağı'nda Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı tarafından başlatılan yenileme ve iyileştirme çalışmalarında ilk etap sona erdi.
Havalimanı Çikolata Park derken Ordu'nun turizm anlamında parlayan ilçelerinden biri olan Gülyalı ilçesi cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Gün geçtikçe çehresi değişen Gülyalı ilçesinde balıkçı barınağı yılların vermiş olduğu yorgunlukla birlikte eskimiş bir görünüme sahipti. Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı tarafından yapılan yenileme ve iyileştirme çalışmalarının ilk etabı sona erdi. Yapılan iki tane koruyucu mendirekle beraber Gülyalı balıkçı barınağı sanatsal bir yapı haline getirildi. İşte bu doğrultuda Gülyalı Belediyesi'nin teklifiyle Ulaştırma ve Habercilik Bakanlığı tarafından Gülyalı Balıkçı Barınağı'nda başlatılan yenileme ve iyileştirme çalışmalarının ilk etabı tamamlandı. Şimdi tabii ilk projede iki mendireğin sanat yapısı haline dönüştürülmesi vardı. Bu bizim Balıkçı Barınağımız 1960'lı 70'li yıllarda yapılmış. Biz çocuktuk o zaman. Günün şartlarına göre taşları örmüşler. Biz Ulaştırma Bakanlığımıza bunu teklif ettik. Projelendirilmesinde emeğimiz geçti. Ve iki mendireğin ikisi de sökülerek sanat yapısı haline dönüştürüldü. Tıpkı havalimanının koruma mendireklerinin olduğu gibi. Barınakta bulunan iki mendirekte sanat yapısı çalışmaları tamamlanarak güzel bir görünüm elde edildi. Ayrıca bir ödenek daha çıkarttırdık biz buna yine Ulaştırma Bakanlığımıza. Diğer ödenekte yeni bir proje yapılmasıyla alakalıydı. Nitekim o ödenekte çıktı, ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Şu anda müteahhit firma bir yıl içinde yani 365 gün içinde buraya yeni bir proje hazırlayacak, teslim edecek Ulaştırma Bakanlığımıza. Memnunuz yani şu anda iyi yani şu görünüm dört dörtlük yani. Ya proje güzel oldu tabii ki. Yani gösteriş bakımından, düzenleme bakımından güzeldi, gayet güzel oldu. Projeyi beğendik, güzel. Allah razı olsunlar yapmışlar. Yani güzel proje. İlk etabı tamamlanan projenin ikinci etap çalışmaları hakkında TV 52 mikrofonlarına açıklamalarda bulunan Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, projenin ikinci etabının bir yıl içinde tamamlanacağını söyledi. O ödenek de çıktı, ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. Şu anda müteahhit firma bir yıl içinde yani 365 gün içinde buraya yeni bir proje hazırlayacak, teslim edecek Ulaştırma Bakanlığı. Kilosu 5.000 ila 10.000 lira arasında değişen arı sütünün sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. Ancak onun da sahtesi piyasada. Türkiye'de çok az miktarda üretilen ve insan sağlığı için önemli faydası olduğu bilinen arı sütünün sahtelerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Üretimi Türkiye'de çok az yerde bilinmiyor. Ama şu anda arı sütüne talep çok fazla. O zaman da insanlar bazen sahte şeylere de yönelebiliyor. Dikkatli olmaları tavsiye olunur. Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yetiştirme Teknikleri Bölümü Ziraat Mühendisi Hasan Ese ise arı sütünün tıbbi bir ilaç olmadığını ancak insan vücudunu destekleyici bir ürün olmasından dolayı talebin çok olduğunu söyledi. Artık insanlar bunun farklı faydalarını, insanlar üzerindeki farklı faydalarını görünce insanların da buna talebi arttı. Bu sebeple arı sütü üretimi Türkiye'de yavaş yavaş artmaya başladı. Ancak tabii ortaya çıkan talebi karşılayacak kadar değil. Bu sebeple bazı arkadaşlarımız, bazı üreticilerimiz veya bazı bu işe meraklı arkadaşlar bu işin ihracına gitmeye başladı. Ese talebin çok olmasına rağmen üretimin çok az olduğunu vurguladı. Arı sütü bir takım kalite parametreleri taşıyor. Kalitesine dikkat etmeleri gerekiyor veya arı sütü diye başka bir şey alıyor olabilir insanlar. O sebeple yani lütfen uzmanlarından veya bu işi iyi bilen arkadaşlardan tedarik etmeleri tavsiye olunur. Arı sütünü bal ya da süte katarak ilaç dozunda tüketilmesi tavsiye ediliyor. Genelde arı sütünü saf olarak tüketmiyorlar. Balla karıştırıp tüketiyorlar. Arı sütünün bozulma riski çok fazla. O sebeple balla karıştırarak arı sütünü tüketiyorlar. Ziraat mühendisi Hasan Ese, üreticilere de seslenerek diğer arı ürünlerinin de üretilmesi gerektiğini belirtti. Çünkü üretimi az olan her ürünün fiyatı da pahalı olacak. Piyasada çok fazla yok. O yüzden önemi duyuldukça fiyatı artacaktır. Buradan üreticilere seslenelim. Üreticilerin bal dışındaki diğer arı ürünleri üretimini de aslında önemsemeleri, önem vermeleri gerekiyor. Bal bir manada sadece besleyici özellik taşıyor. Ama diğer arı ürünlerinin çok fazla insan sağlığı, insan beslenmesi yönüyle, insan çocukların büyümesi yönüyle,
hücre yenileyici özellikleri nedeniyle diğer arı ürünlerinin de üretiminin teşvik edilmesi, üretiminin artırılması gerekiyor. Ordu'nun Kabadöz ilçesi Yokuştepe beldesi sınırları içerisinde yer alan 2000 rakımlı Çambaşı Yaylası kış turizminin Karadeniz'deki gözde merkezlerinden biri konumunda. Kabadöz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Yaylası'nın birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası haline geldiğini ve bölgeye en fazla Arap turistlerin ilgi gösterdiğini söyledi. Gidin de. Çambaşı Yaylası kış turizminin Karadeniz'de gözde mekanlarından biri. Birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çambaşı Yaylası'nda Aralık ayı ile birlikte karın tadını tam anlamıyla çıkarmak mümkün. Çambaşı Yaylası kış turizminin yeni gözdesi haline gelmiş durumda diyen Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Aralık ayı ile birlikte burada kış turizmine yönelik faaliyetler tam anlamıyla kendini gösteriyor. Mart ayına kadar da burada faaliyetler devam ediyor. Özellikle hafta sonlarını fırsat bilen vatandaşlarımız buraya gelerek birçok etkinlikten faydalanabiliyor dedi. Çambaşı Yaylamız bildiğiniz gibi gün geçtikçe, yıllar geçtikçe daha çok önemi ve değeri anlaşılmaya başladı. Buraya gelen vatandaşlarımızdan buradaki yoğunluktan artık burada daha ciddi derecede kayak merkezinin bir an önce açılması gerektiğini, bir an önce faaliyete geçip buradaki otellerle beraber eşdeğer güdümlü bir şekilde hareketlenmesi gerektiğini, çünkü bir yetersiz duruma kalmaya başladı artık. Bugün itibariyle buradaki mevcut şu andaki yeni açılan otel ve öbür diğer tesisleri bir inceledik. İncelediğimizde tesislerin yetersiz olduğunu ve ciddi derecede hemen bir an önce buradaki otel yapılacak yerlerinde başlaması gerektiği kanaatine vardık. Gayet güzel. Vatandaşlarımız günübirlik ihtiyaçlarını gidermek için burada eğlencelerini yapıyorlar. Burada sadece eğitim amaçlı şu anda Çambaşı merkezde faaliyetlerimizi devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle burada hem öğrencilerimiz hem üniversite öğrencilerimiz, biliyorsunuz üniversitelerimizin bir bölümünde kayak faaliyetleri bölümü de açıldı. Her hafta burada belli bir günlerde 3 gün süreyle eğitimlerini de burada alıyorlar. Hem vatandaşlarımızın kayak ve eğlence giderleri burada karşılanıyor. Güzel bir faaliyet. Çambaşımızı bundan sonra inşallah önümüzdeki yıllarda daha coşkulu, daha ferah, daha ve düzenli ve güvenilir bir şekilde gidip gelmeni sağlayan bir ortam yaşayacaktır. Çambaşı Yaylası'nda her yıl kar festivali düzenlediklerini söyleyen Kaya, bu yılki festivalimizi her yıl olduğu gibi Ordu Büyükşehir Belediyesi ile düzenleyeceğiz. Festival 30-31 Ocak tarihlerinde olacak dedi. Şu anda Kabadöz Çambaşı arası faaliyetleri devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Ordu Kabadöz arasında ihalesi yapılmak üzere. Bunlar bittiği zaman buranın değeri bir kat daha artacak. Çok daha değerli olacak. Biz vatandaşlarımızı hafta sonu eğlenmek ve dinlenmek için Çambaşı Yaylası'na her gün davet ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. İş yerlerimiz açık. Faaliyetler devam ediyor. Biz her gün bekliyoruz. Asıl sorumlu. Turgay Baş Yaylığı ile lezzet yolculuğunun durağı bu kez Ordu oldu. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi olarak Ordu'ya gelen ekip çekimlerine başladı. Ordu Merkezi ile Aybastı Perşembe Yaylası'nda gerçekleştirilecek çekimler iki bölüm halinde Show TV'de yayınlanacak. Show TV kanalında Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu adı programla Anadolu'nun damakları bayram ettiren geleneksel ve otantik lezzetleriyle tanıştıran, ayrıca kültürel ve doğal güzelliklerine doğru yolculuğa çıkartan programıyla dikkat çeken Turgay Başyayla ve ekibi Ordu'ya geldi. Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın davetlisi olarak Ordu'ya gelen ekip Ordu Merkez ve Aybastı Perşembe Yaylası olmak üzere iki ayrı bölgede İki program çekimi gerçekleştirecek. Ordu'yu zaten çok seviyoruz. Ben daha önceki programda iki sefer merkezde, birkaç sefer de ilçelerinde çekim yaptım. Çok seviyorum Ordu'yu, Ordu insanını, Ordu kültürünü. Lezzet yolculuğunda da bugünkü durağımız Ordu'lu hemşerilerimizin, Vali Bey'in ve başkanımızın daveti üzerine Ordu. Ordu ciddi manada değişiklik var. Sokaklarında, yollarında. Çevre çok güzel, hakikaten etkileyici bir şehir. Karadeniz bölgesindeki model şehirlerden bir tanesi, örnek şehirlerden bir tanesi. Kültürel anlamda da çok zengin. Yemek kültürüyle, halk kültürüyle hakikaten bir değil birkaç bölüm çekebileceğimiz bir ilimiz. Biz de iki bölüm çekeceğiz. Nerede çekim yapacaksınız orada?
ay bastığı perşembeye kadar gideceğiz. Yani düşünün, merkez zaten çekilecek, merkez ilçeler çekilecek, merkeze yakın olan ilçeler. Perşembe yaylasına kadar çıkmayı düşünüyoruz. Eğer hava şartları uygun olursa inşallah orayı da anlatacağız. Aybastı anlatılacak. Merkezde çokça çekimimiz var, Ordu merkezinde. Boztepe'ye çıktınız teleferikle. Şimdi Boztepe'ye çıkmalı, şu Ordu'ya bakmalı yapacağız. Birazdan Boztepe'ye çıkacağız. Yönetmenim teleferikten korkuyor. Şu an onu ikna etmeye çalışıyoruz. İnşallah edeceğiz. Ordu sokaklarından da görüntüler alan Turgay Başay'la ve ekibine ordular da bir hayli ilgiliydi. Kimileri hatıra fotoğrafı çektirdi. Kimileri de camdan seslenerek programlarını beğeniyle izlediklerini ifade ettiler. Turgay Başay'la ile lezzet yolculuğu her cumartesi pazar günü saat 14'te Anadolu'nun geleneksel lezzetleriyle Show TV'de. Belediye hizmetlerini sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerle halka anlatan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Şamyar bu kapsamda İnkur Mahallesi'nde vatandaşla buluştu. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Şamyar, İnkur Mahallesi Eyüplü Mevkisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bu programa hayırlı günler diyorsun. Ünye Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Şamyar, yapılması planlanan diğer çalışmaları da anlattı. Oy vermek sizden, hizmet yapmak bizden demiştik. Öncelikle ilk baştan her ne kadar yapılanma problemleri yaşasak da kısa süre içerisinde bunu atlattık. Geçtiğimiz yaz sezonu boyunca özellikle her mahallemizde olduğu gibi İnkur'umuzun da değişik bölgelerinde yol çalışmaları yaptık. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Göreve geldikleri gün itibariyle yol ve su çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Başkan Şamyar, özellikle su problemlerinin Büyükşehir mahalletiyle 2 yıl içinde çözüme kavuşacağını söyledi. İnkur'da da planlanan yerlerde sıcak asfalt çalışması, yine beton yol çalışması bizim tarafımızdan ve filler malzemeli yol çalışmalarımız devam edecek. Su ile ilgili sıkıntılarınızı zaman zaman yaz sezonu içerisinde biliyoruz. Bununla ilgili köprü çözümle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın OSKİ Su Kanalizasyon İdaresi ile geçtiğimiz günlerde bir toplantı gerçekleştirdik. 2018 yılına kadar Ordu ilinin tamamının su probleminin çözülmesi noktasında bir master plan hazırlamışlar. Başkan Şamyar, ilçe yapılması planlanan sinema salonu için de Ocak ayında ihale yapılacağını hatırlattı. Baktığımızda bugün Ocak ayı içerisinde ihalesini gerçekleştireceğiz. Belediye sineması Kültür Sarayı'nın olduğu alanı yıktık, basından takip ediyorsunuzdur. Son derece memnuniyet var hemşehrilerimizden. Ordu Üniversitesi uluslararası aşçılar yetiştiriyor. Evet, üniversiteye Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri bir yemek programı düzenleyerek hazırladıkları özel menüyü üniversite yöntemine sundu. Geleceğin hünerli aşçıları Ordu Üniversitesi'nde yetişiyor. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri bir yemek programı düzenleyerek hazırladıkları özel menüyü de üniversite yönetimine sundu. Düzenlenen programa Rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç başta olmak üzere Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akademisyenleri katıldı. Bu yıl ilk mezunlarına verecek olan aşçılık programı, öğrencilerin yaptığı sunumu ve yemekleri çok beğenen Rektör Profesör Doktor Tarık Yarılgaç, öğrencileri performanslarından dolayı tebrik etti. Rektör Yarılgaç, Orta ve Doğu Karadeniz Üniversiteleri arasında ilk ve tek aşçılık programı olarak eğitim vermenin haklı gururunu yaşıyoruz diye konuştu. Evet, para piyasaları haftaya nasıl başladı bir göz atalım, ardından tamamlıyor olacağız. Thank you.
Evet, bitiriyoruz. Ondan sonra Mustafa Özdoğan'ın sunumuyla spor sizlerle. Mutlu akşamlar. Mutlu akşamlar. Spor'un doğru adresi TV52'ye hoş geldiniz. Ordu Spor'da mesai Cuma günü başlıyor. Bayrampaşa beraberliği ile birlikte ilk yarıyı tamamlayan Ordu Spor Cuma gününe kadar izne ayrıldı. Cuma günü ise saat 17'de yapacağı ilk antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Bayrampaşa deplasmanından 1 puan kapan Ordu Spor'da tatil başladı. 17 Ocak 2016 tarihinde başlayacak olan ikinci yarı için futbolculara 5 gün izin verildi. Ordu Spor'da ikinci yarının hazırlıkları 25 Aralık Cuma günü saat 17'de başlayacak antrenmanla start alacak. Ordu Spor Teknik Sorumlusu Ali Şahin ve yardımcılarından oluşan isimler yarın akşam saatlerinde Ordu Spor yönetimiyle bir araya gelerek ikinci yarı hazırlıkları ve kendileriyle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunacaklar. Ordu Spor'un ikinci yarı hazırlıkları kapsamı içerisinde düşünülen kamp yarın akşamki toplantıdan sonra netlik kazanacak. Ordu Spor son 5 haftada toplamış olduğu 8 puanın ardından ligi 13 puan ve avarajla 16. sırada tamamladı. Ordu Spor Teknik Sorumlusu Ali Şahin görevde kalmaları halinde ikinci yarıya daha iyi çalışarak Ordu Spor'u layık olduğu yerlere taşımak adına ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. Edirne'de Edirne Belediyesi Edirne Spor'u son dakikada yenerek önemli bir galibiyet elde eden Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı biraz olsun moral buldu. Genel menajer Ozan Gürhan Karahan önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Ve hafta içi Van der Sloot ve Milovanovic hakkında çıkan gidecek iddialarına da cevap verdi. İddialar doğru. Edirne'de Edirne Belediyesi Edirne Spor'u son dakikada yenerek önemli bir galibiyet elde eden Ordu Spor Kadın Basketbol Takımı biraz olsun moral buldu. Kazandığı galibiyetle birlikte ligde 10. sıraya yükselen Pota'nın menekçelerinde genel menajer Ozan Gürhan Karahan çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Çok önemli galibiyet. Az önce sevgili Mustafa'yla da sohbet ederken hani Galatasaray'ı yensek veya Fenerbahçe'yi yensek bu kadar önemli değil. Şöyle değil. O hafta tabii o hafta Edirne'de birini yendiği zaman yine altta kalıyorsunuz. Hiçbir anlamı olmuyor. Biz Edirne'yi yenerek 2-3 sıra yukarıya çıktık. Bu dönemde çok ihtiyacımız olan bir galibiyetti. Oyuncuların işte teknik ekibin eline sağlık. Gerçekten çok müthiş oldu, güzel oldu. Hem de deplasmanda olması ayrı bir önem katıyor tabii. Van der Sloot ve Milovanovic hakkında çıkan iddialar doğru. Geride bıraktığımız hafta içi Van der Sloot'un Basketbolu Geliştirenler Derneği Milovanovic'in de Ocak ayında Beşiktaş'a gideceği hakkında iddialar çıkmıştı. Bu iddiaları doğrulayan Karahan, evet bu basketbolcular gidecek ama gitmelerindeki neden maddi sorun değil. Onlarla Ocak ayına kadar sözleşme imzalamıştık açıklamasını yaptı. Gidecek deniliyor, gidecek. Önce en başta onu söyledim, gidecek. Ama bu hani Ordu Spor'un da genel mali durumu göz önüne alındığı zaman insanlar ha işte oyuncular gidiyor, takım dağılıyor, mali olarak kötü durumdayız falan diye düşünüyorlar. Öyle değil. Bundaki durum tamamen farklı. Biz zaten Milo'yu da Sulut'u da bu anlamda Ağustos ayında, Eylül ayında yaparken sözleşmelerini menajerleriyle konuşurken bu aldığımız oyuncular zaten bizim imzaladığımızın neredeyse iki katı değerinde oyuncular. Bizim de o dönem zaten durumumuz da belli. Oyuncular da boştalar. Burada karşılıklı bir kazan kazan durumu oldu. Biz dedik ki menajerlerine biz bunu vermeyiz. Biz bunu şuna veririz. Hani burada birebir rakamları söylemeyelim ama neredeyse yarı fiyatına ondan sonra olabilecek anlaşmalar değil öyle söyleyeyim. Onlar da dediler ki tamam bu şartlarda anlaşalım ama Ocak ayı çıkışları olsun. Şey kontratlarında ki bu olan bir şey. Ha biz de dedik tamam ama bize de belli bir miktarda para verirlerse kulübe alacak olan kulüp bunun karşılığında biz Ocak ayına kadar da kendimizi sıralamada çok dipte olmadan, telafisi mümkün olmayan eksilerde olmadan atabilirsek Ocak ayına kadar ki Ocak ayından sonra da iddia gelirlerinden faydalanmaya başlayacağız biliyorsunuz. Yerlerine de oyuncu alabiliriz çünkü yabancı oyuncuda sıkıntı yok biliyorsunuz. Yani bütün dünya pazarınız tamam 4 oyuncu ile oynayabiliyorsunuz ama Türk oyuncu gibi değil. Hani Milo'yu satarsınız yerine belki daha
iyi performans gösterecek. Belki daha pahalı, daha iyi birini alabilirsiniz. Sulut'u satarsınız, başka birini alırsınız. Hani bunlar telafize olabilen hamleler olduğu için biz en başta böyle anlaştık. Görüşülen oyuncuların olduğunu söyleyen Karahan, transferler devam edecek ve yapılan transferler gidecek basketbolcuları aratmayacak dedi. Görüştüğümüz oyuncular var, menajerler var daha doğrusu. Yine bunlar da en az Sulut, en az Milovanovic ayarında oyuncular. Hatta daha iyi diyebilirim. Oyuncular var ama tabii henüz daha anlaşmadık. Daha iyisi olabilir, hemen hemen aynısı olabilir, bir tık altı olabilir ama çok daha iyi performans gösterebilir. Biliyorsunuz bu işler sahada ortaya çıkıyor. Ama hiç kimse endişelenmesin. Yani o ayarda oyuncular yabancı anlamında alınacak. Sezon başında herkesin takıma düşer gözüyle baktığını ama gelinen son noktada özellikle Avrupa'da ilk 16'ya kaldıklarına dikkat çeken Karahan, bu başarıyı taraftarlarla başardık. Aynı destekleri devam ederse her şey güzel gitmeye devam edecektir dedi. Bütün camia, basketbol camiası bu takım düştü dedi. Biz tarihinde ilk defa Euro Cup'ta ilk 16'ya kaldık. Yani ve biz bunu taraftarımızla yaptık. Burada salonda onların bize kattığı gücü zaten hiç kimse yadsıyamaz. Biz yine aynı desteği omzumuzda onlardan görürsek her şeyin altından kalkarız. Sadece bunu istiyorum. Olumlu düşünsünler. Her şey yolunda, her şey güzel gidecek ama çok zor bir lig oynuyoruz. Yani tarihin en zor ligini oynuyoruz belki. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Edirne Belediyesi Edirne Spor galibiyetiyle 10. sıraya yükselen Ordu Spor kadın basketbol takımını zorlu bir lig fikstürü bekliyor. Menekşeler 7 günde 3 maça çıkacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Edirne Belediyesi Edirne Spor'u karşısında son dakikada can bulan Ordu Spor kadın basketbol takımını zorlu bir lig fikstürü bekliyor. Edirne Belediye, Edirne Spor'u 75-72 yenerek puanını 12'ye çıkartan ve ligde 10. sıraya yükselen Menekşeler bu müsabakadan 3 gün sonra 23 Aralık Çarşamba günü bir lig maçına daha çıkıyor. Çarşamba günü Ordu'da 15 puanla ligde 5. sırada olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek olan Ordu Spor, güçlü rakibinden galibiyeti almanın peşinde. Ordu Spor'un işi bununla bitmiyor. 7 günde 3 lig maçına çıkacak olan Ordu Spor, Mersin maçından hemen 3 gün sonra 26 Aralık Cumartesi günü ise BOTAŞ deplasmanına gidecek. Bu müsabakadan 4 gün sonra ise bu sefer de Samsun Canik Belediyespor'u konuk edecek. Tam 7 günde 3 lig maçına çıkacak Ordu Spor, yoğun maç trafiği altında üst sıralara çıkabilmek için mücadele edecek. Telekom Spor'un hakemlerle arası iyi değil. Geride bıraktığımız hafta sonu başkentte Güç Koleji'ne takılan Telekom Spor 3-0'lık yenilgiden ziyade maça damgasını vuran hakemlerden dertli. Ordu Telekom Spor Kulüp Başkanı Onur Atasoy ilk sette sebepsiz yere 3 kırmızı kart gördüklerini, taraflı yönetim neticesinde mağlubiyetin geldiğini söyledi. O maçın görüntüleri ise federasyona gitti. Türkiye Bayanlar Voleybol 2.lik B grubu ilk yarısının son maçında Güç Koleji'ne 3-0 yenilen Ordu Telekom Spor'da moraller bozuk. Büyük umutlarla gidilen başkent deplasmanında bu sezonun 2. ligisini yine başkentte alan Ordu Telekom Spor alınan 3-0'lık yenilgiden ziyade maça damgasını vuran hakemlerden dertli. Ordu Telekom Spor Kulüp Başkanı Onur Atasoy ilk sette sebepsiz yere 3 kırmızı kart gördüklerini, taraflı yönetim neticesinde sporcuların bundan olumsuz etkilendiğini söyledi. Güç Koleji maçının görüntülerini federasyona gönderdiklerini söyleyen Atasoy, rakip takım kenar yönetiminde bundan rahatsız olduğunu söyledi. Ordu Telekom Spor çalışmalarını ay sonuna kadar Atatürk Spor Salonu'nda sürdürecek. 3 günlük iznin ardından ikinci yarı hazırlıkları tekrar Ordu'da sürecek. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta mücadele eden 2 Ordu takımından bir galibiyet, bir de mağlubiyet geldi. Bu grupta zirve hesapları yapan Fas'ta Belediyespor bu sezonki ilk yenilgisini Amasya deplasmanından aldı. Güzel Ordu Spor ise Cahit Terzi yönetiminde ilk galibiyetine uzandı. Bölgesel Amatör Lig 4. grupta mücadele eden 2 Ordu takımından bir galibiyet, bir mağlubiyet geldi. Bu grupta zirve hesapları yapan Fas'ta Belediyespor bu sezonki ilk yenilgisini Amasya deplasmanından aldı. Fas'ta Belediyespor bu yenilgi sonrasında 19 puanla 5. sırada yer aldı. Fas'ta Belediyespor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Sinop Spor'u konuk edecek.
Bu grupta yer alan Güzelordu Spor ise Cahit Terzi yönetiminde ilk galibiyetini Osmancık Spor karşısında aldı. Güzelordu Spor almış olduğu bu galibiyet sonrasında puanını 12'ye çıkararak avarajla 9. sırada yer aldı. Güzelordu Spor ligin 12. hafta maçında hafta sonu grubun güçlü takımlarından Erbaa Spor'la deplasmanda mücadele edecek. 2016 Rio Olimpiyatlarına gidecek yol Ordu'dan geçecek. Seyfi Tatar Büyük Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası 22 Aralık Salı günü Ordu'da başlıyor. 40 ilden tam 140 sporcu katılacak Rio Olimpiyatlarının ön seçimin tininde taşıyan şampiyonaya. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük organizasyonu ve Ordu'da bir ilk olacak. 2016 Rio Olimpiyatlarına gidecek yol Ordu'dan geçecek. Seyfi Tatar Büyük Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası 22 Aralık Salı günü Ordu'da başlıyor. 2016 Rio Olimpiyatlarının ön seçim niteliğini taşıyan şampiyona aynı zamanda Türkiye'nin en büyük organizasyonu ve Ordu'da bir ilk olacak. Gerçekten bu şampiyona çok büyük şampiyona ve Türkiye için de çok büyük önem arz ediyor. Neden derseniz 2016 Rio Olimpiyatlarının eleme müsabakasına katılacak sporcular burada seçilecek. Ve buranın ardından da olimpiyat eleme turnuvasına gidecekler. Vize alanlar da 2016 Rio Olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecekler. Bu anlamda çok büyük önem arz ediyor. Diğer anlamda da Türkiye'nin zaten en büyük organizasyonu büyükler kategorisinde ve ordumuzda hiç büyükler kategorisinde Türkiye şampiyonası yapılmamıştı. Bu bir ilk oldu. Ordu bu şampiyonaya gönüllü olarak talip oldu. Birbirinden heyecanlı karşılaşmaların olacağı ringde izleyiciler boksun heyecanını doya doya yaşayacak. Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız Sayın Eyüp Gözgeç, işte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandığımızda bizi tebrik etti. Aynı zamanda hangi organizasyonu verelim dediğinde de Ordu'ya. Biz en büyük organizasyona talip olduk. Bu organizasyonu almamızda da yine valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız bizlere destek oldu. Yani organizasyonu da biz onlarla beraber yürütüyoruz. Şampiyonaya 40 ilden tam 140 sporcu katılacak ve aynı zamanda ulusal statüde gözlemci ve antrenörler şampiyonadaki yerini alacak. Profesyonel boks maçı edasında bir organizasyon olacak. Ben izleyicilere sizin ekranınız aracılığıyla buraya Atatürk Spor Salonu'na davet ediyorum. Çünkü unutamayacakları bir şampiyona yaşayacak. Bu şampiyonaya şöyle önüne gelen valizini toplayıp katılamıyor. Grup elemelerini geçip federasyonundan vize alan 140 tane sporcu katılacak. Bunlar da aşağı yukarı 40 tane ilden. Bu şampiyonanın bir özelliği daha var. Şampiyona esnasında şu anda uluslararası antrenör kursu, uluslararası hakem kursu başladı. Buna da Türkiye'nin değişik bölgelerinden, değişik illerinden 100 kadar kursiyer geldi. Aynı zamanda da 7 ülkeden burada kursiyer var. Dünya Boks Federasyonu'ndan gözlemci ve antrenör ve hakemleri var. Bu manada da yani bu şampiyona Türkiye'de bir ilk olmuş oldu. Ordu ise şampiyonada iddialı. Şampiyonaya 2 sporcu ile katılacak olan Ordu, Rio'ya gitmek istiyor. Evet, Ordu'dan da iddialıyız. Grup şampiyonasında elemelere geçen 2 tane sporcumuz var. Onlardan da burada madalya bekliyoruz. Türkiye'nin en iyileri burada yarışacaklar. Dolayısıyla bir de önünde olimpiyat var. Kıyasıya mücadele yaşanacak. Ordu Judo'da Samsun'da almadık madalya bırakmadı. Ordu Judo takımının toplam 26 madalya kazandığı 19 ve 20 Aralık tarihinde Samsun'da yapılan 2. Uluslararası Naci Yen, Turgay Doğruoğlu Judo turnuvası sona erdi. Ordu Judo'da Samsun'da almadık madalya bırakmadı. 19 ve 20 Aralık tarihinde Samsun'da yapılan 2. Uluslararası Naci Yen, Turgay Doğruoğlu judo turnuvası sona erdi. Hayatını kaybeden judocular Naci Yen, Turgay Doğruoğlu anısına düzenlenen 2. Uluslararası Naci Yen, Turgay Doğruoğlu judo turnuvası Samsun'da DSİ Spor Kulübü tarafından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla organize edildi. Organizasyona Gürcistan'dan 3 kulüpten 44 sporcu katıldı. Bunun yanı sıra turnuvada Samsun, Ordu ve Sinop illerinden çeşitli kulüplerden toplam 150 sporcu müsabakalarda yer aldı. 2 gün boyunca yıldızlar ve ümitler kategorilerinde devam eden turnuvada Ordu Judo takımı almadık madalya bırakmadı.
Ordu Yıldız ve Ümit Bay ve Bayan takımı turnuvada 11 şampiyonluk, 6 ikincilik ve 9 üçüncülük olmak üzere toplamda 26 madalya kazandı. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin, haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.